Azra Gülendam Haytaoğlu. 5 gündür aranıyordu 21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız. Genç kızın cinsel saldırıya uğradığı, sonra da vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Azra Gülendam Haytaoğlu sadece 21 yaşındaydı. Antalya'da ablasıyla birlikte yaşıyor, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünde okuyordu. Hayat doluydu, güçlüydü. Ta ki 28 Temmuz 2021'e kadar. Azra bazı belirtiler hissedince hastaneye gidip Covid testi yaptırmak için ablasının yanından ayrıldı. Test sonucu pozitif çıktı. Eve dönüp testinin pozitif çıktığını ablasıyla paylaştı. Babacığım dedi, ben dedi delta varyantı hastalığına yakalandım dedi. Kızım dedi, niçin aşı olmadın dedim. Baba dedi, kendime güvendim dedi, gençliğime güvendim dedi. Halbuki astım hastası, tamam mı? Tamam kızım dedim, başa gelmiştim, biraz kızdım, sitem ettim. Biraz evde vakit geçirdikten sonra ablasına ben biraz hava alacağım diyerek evden çıktı. Bu evden çıkış acı bir sonun başlangıcı olacaktı. Saatler geçmiş, Azra eve dönmemişti. Ablası Ezgi onu merak etti ve kardeşini telefonla aradı. Azra telefonda ablasına, bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor, bugün onunla kalacağım diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. Bugün o akşam işte 27'sine, 28'den tam bilmiyorum, kafam yerinde değil. Ben diyor aşağı ineceğim, bankta oturacağım falan diyor. O da diyor ki, Azra bak sen aşağı inmen sakıncalı. Hem sağlık açısından hem de yasak diyor yani. Otur, ben sıkıldım abla diyor. Ölüm korkusu oluşuyor çocuktan. Haberler izliyor devamlı. Ben öleceğim galiba diyor. Ablası öyle dediği için ablası da panik yapıyor. Her gün sabahları oturuyor uyumadan. Kapısını açıyor başında. İşte ablasını ikna ediyor, aşağı iniyor. Abi baba diyor, baktım bankta oturuyor diyor. İçim rahatladı. Otururken sızmışım diyor. Bir iki saat sonra uyandım ki kardeşim yok diyor. Hemen diyor panik oldum diyor, aradım diyor, açmadı, arkadaşını aradım diyor. Sonra açtı diyor, Azra ne dersin? Ben bir abiyle sohbet ediyorum, bana iyi geldi. O da bu hastalığı atlatmış, bana yardımcı oluyor diyor, tamam mı? Sabaha karşı yani WhatsApp'tan mesaj çekiyor ya, o çift yeşil yanıyor. Okuyor ama dönmüyor. Daha sonra çizgi teke düşüyor ve çocuk telefondaki aramalar görmez oluyor. Ezgi kardeşi Azra'ya ulaşamayınca Adana'daki ailesine haber verdi. Baba Mustafa Haytoğlu Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı. Bir anda tüm Türkiye Azra'yı konuşmaya başlamıştı. Ana haber bültenleri, sosyal medya kanalları Azra'dan bahsediyordu. Bu tür kayıp haberlerinin ardından o kadar çok defa acı haber gelmişti ki kimse bir acı haber daha duymak istemiyordu. Günler geçiyor ama Azra'dan hala haber alınamıyordu. Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Polis, Azra'nın ablasıyla yaptığı son görüşmede söylediği, "Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" cümlesindeki abiyi araştırmaya başladı. Azra'nın telefon sinyallerinden son görüştüğü kişinin 48 yaşındaki emlakçı Mustafa Murat Ayhan olduğu ortaya çıktı. Cinayet masası ekipleri Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan ilk ifadesinde "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı. Mustafa Murat Ayhan serbest bırakılmıştı. Ancak polisin şüpheli listesinin en başında hala o vardı. Polis bu defa da Mustafa Murat Ayhan'ın evinin çevresindeki MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki evine birkaç defa aynı valiz ile girip çıktığı görülüyordu. İşte bu şüpheleri arttıran bir detay oldu. Bunun üzerine Ayhan yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan bu defa direnemedi ve Azra'yı öldürdüğünü,
itiraf etti. Antalya'da kaybolan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytoğlu'ndan acı haber geldi. Bu korkunç cinayetin zanlısı bir inşaat mühendisi. Evine götürdüğü genç kızı boğup öldürdükten sonra parçalara ayırıp ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Peki neler yaşanmıştı? İşte Mustafa Murat Ayhan'ın ifadesine göre yaşanan tüm detaylar. Mustafa Murat Ayhan ve Azra Gülendam Haytaoğlu 16 Temmuz'da Konya altında Azra'nın çalıştığı kafede tanıştılar. Kızım Antalya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. sınıfa geçecek. Yani okuyacaktı Allah izin verirse. Öyle bir durum vardı, olmadı işte. Dedi ki baba dedi, ben dedi burada bir iş buldum, çalışabilir miyim dedi. Zorladım yani çalışma falan diye. Baktım çocuğuma güveniyorum. Baktım mutsuz olacak. Tamam kızım dedim, çalış dedim. Tekrardan dedim kızım gitmesen falan. Gitmek istiyorum baba dedi. Annesi de bizi ikna etti. Tamam kızım dedim. Murat Ayhan Azra'ya iş teklifinde bulundu. Genç kız da kabul edebileceğini söyledi. Ve birbirlerinin telefon numaralarını aldılar. 28 Temmuz 2021 Azra'nın korona olduğunu öğrenen Mustafa Murat Ayhan ona mesaj gönderdi ve iddiasına göre Azra da ona "Bakanım yok, 5 gün oldu bir şey yemedim, ilaçlarımı alamadım, ölmek istiyorum, her yerim çok ağrıyor" şeklinde bir mesaj gönderdi. Mustafa Murat Ayhan bu mesajın üzerine arabasıyla Azra'nın yanına gidip onu aldı ve Azra'nın ilaçlarını alıp onu yemeğe götürdü. Çorbacıya gidiyorlar, eczaneye gidiyorlar işte. Hali yok zaten, yani zaten astım hastası. Bir şekilde çocuğu ikna ediyor. Azra arkadaşına telefon açtı. Arkadaşı cevap vermedi. Uyumuş, telefonu duymuyor dedi. Murat Ayhan Azra'ya "Bende kalabilirsin" teklifinde bulundu. Azra da ablasını arayarak "Eve dönmeyeceğim. Sana bahsettiğim arkadaşımda kalacağım. Beni merak etme" dedi. Saat 1.30. Mustafa Murat Ayhan ve Azra beraber Ayhan'ın evine gittiler. Azra salonda uyudu. Mustafa Murat Ayhan ise alkol ve uyuşturucu almaya başladı. Bir süre alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra Azra'nın uyuduğu salona yöneldi. Azra'ya yaklaştı ve elle taciz etmeye başladı. Bu sırada Azra panikle uyandı ve karşı koymaya çalıştı. Üzerini örttüğüm sırada elim kalçasına değdi. Panikle uyanıp "Ne yapıyorsun?" diyerek bağırıp yüzümün sol tarafını tırmaladı. Panikledim ve "Sus, ne bağırıyorsun?" diyerek iki elimle Azra'nın boğazını hareketsiz kaldığı ana kadar sıktım. Nefes alamadığını, nabzının atmadığını fark edince öldüğünü anladım. İşte korkunç cinayet arkamda gördüğünüz bu evde işlendi. Katil zanlısı Azra'yı bu evin banyosunda parçaladıktan sonra valizlere koyup ormana götürdü. Azra'yı boğarak öldüren Mustafa Murat Ayhan, Azra'nın telefonu ve terliğini el valizine doldurup evden çıktı. Cep telefonunu boğaçaya, terliğini çöpe attı. Tekrar eve dönerken bir yandan da Azra'nın cansız bedenini nasıl dışarı çıkaracağını düşünüyordu. Sitede kamera olduğu için Azra'nın cesedini parçalayarak çıkarmaya karar verdi ve marketten ağaç testeresi aldı. Tanıdığım en hayat dolu insandı diyebilirim. Hani ufak tefek sürekli suratında böyle kocaman bir gülümsemesi vardı. Kimseyi kırmaz, hani gerçekten melek gibiydi yani. Başka türlü açıklayamam bunu. Mustafa Murat Ayhan verdiği ifadede cesedi banyoya taşıdığını, et bıçağı ile kızın kafasını gövdesinden ayırdığını, kafayı poşete, poşeti spor çantasına koyarak evden çıktığını anlattı. Seyir terası mevkisindeki ormana girdiğini kaydeden Ayhan, Azra'nın başını uçurumdan attığını söyledi. Katil Mustafa Murat Ayhan tekrar eve döndü. Alkol alıp ne yapacağını düşünmeye devam etti. Havanın aydınlanmasını bekledi ve küvetteki cesedin kol ve bacaklarını parçalara ayırıp çöp poşetlerine koydu. Poşetleri spor çantaya koyup boynuna asarak arabaya taşıdı. Ve Kirişçiler köyüne yakın ormanlık alana giderek her parçayı bir çalının içine attı. Katil Mustafa Murat Ayhan eve dönünce Azra'nın gövdesini iki parçaya ayırdı. Verdiği ifadede bu parçaları da Kirişçiler'deki ormanda çalılara koyduğunu söyledi. Ayrıca kanı temizlemek için banyoda kova içerisine çamaşır suyuna bastığı Azra'nın eşyaları ile bıçak ve testereyi spor çantaya doldurduğunu söyledi. Bıçak ve testereyi boğaçaya attığını anlatan Mustafa Murat Ayhan eşyaları da çöpe bırakmıştı. Azra'ya cinsel istismarda bulunmadığını savunan Ayhan,
bağırıp yüzümü tırmalaması üzerine paniğe kapıldım. Polise şikayet eder korkusuyla boğazını sıktım ve öldürdüm, dedi. Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Barsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Ancak Azra'nın kafatası ve sol kalçası bulunamamıştı. Ayhan, savcılıkta Azra'nın kafasına attığı noktayı hatırlayamadığını anlatarak şunları söyledi. Başını attığım yer uçurumdur. Yabani hayvanların bulunduğu bir yerdir. Herhangi bir hayvanın götürme ihtimali var. Azra'nın baş kısmını saklamadım. Çalışmalar yoğunlaştırıldı. Azra'nın cenazesinin kayıp olan baş kısmı 100 kişilik ekibin 48 saatlik araması sonucu seyir terası ormanlık alanda bulundu. Azra'nın bedeninin bulunan parçaları incelenirken korkunç bir detayla karşılaşıldı. Mustafa Murat Ayhan, Azra'yı öldürdükten sonra vücuduna jiletle kendi ismini yazmıştı. Günler, hatta saatler geçtikçe Azra cinayetiyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıkıyordu. Jilet detayı da bunlardan biriydi ve bu detay ile ilgili başka bilgiler de ortaya çıktı. Katil Mustafa Murat Ayhan'ın eski kız arkadaşı kendisinin de işkence gördüğünü anlattı. Mustafa Murat Ayhan'ın kendisiyle olan arkadaşlığında kendisini sürekli boğmaya çalıştığını, her seferinde son anda elini boğazından çektiğini söyledi. Genç kız jiletle vücuduma ismini kazımaya çalışıyordu. Yaşadıklarım kabus gibiydi. Tüm bunları unutmak istiyorum, dedi. Yani aslında keşke olayı duyup müdahale edebilseydik ama hiç kimse bu şekilde olsun istemezdi. Ya şahıs zaten hani eve sürekli alkollü gelen bir adamdı. Hani komşuların da söylediği, dükkan kiracıların da söylediği, işte kadınlarla geldi. Zaten çok normal olmayan bir insandı ve sonucunda gördük hepimiz. Mustafa Murat Ayhan'ın alt katında oturan komşuları, olayın yaşandığı hafta, perşembe, cuma ve cumartesi günleri apartmanı kötü bir koku sardığını, kokudan rahatsız olduklarını, banyoya çamaşır suyu döktüklerini söylediler. Perşembe, cuma, cumartesi gibi banyomuzda bir kokuyla zaten rahatsız olmaya başladık. Yani hani hiçbir zaman için böyle bir koku olmadı evimizde. Çamaşır suyu aldık, porçöz aldık. Gideri açtığımızda zaten böyle şey, hani çamurumsu bir kahverengi bir şeyler vardı ama hani konduramazsınız, böyle bir şey olduğunu hiç düşünmedik. Biz uzun zamandır görüşmüyorduk. En son çok uzun zaman önce görüşmüştüm ama tanıdığım kadarıyla gerçekten çok iyi bir gazeteci olmak istiyordu. Çok aktivist bir insandı. Kadın cinayetleri hareketlerinde çok fazla yerde çalışmıştı gönüllü olarak. Mustafa Murat Ayhan tutuklanırken Azra'nın ailesi kızlarının cenazesini defin için Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı. Karayoluyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi Kadirli Asri Mezarlık Morgu'na konuldu. Azra'nın cenazesi evlerinin yanındaki İstiklal İlkokulu'nun bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Durmuş Sofular Köyü'ne götürülerek toprağa verildi. Üzerine dev Türk bayrağı örtülen tabuta ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümü öğrencisi kardeşi için mezuniyet cübbesi serdi. Allah'ıma emanet ettim. Yavrum nurlar içinde yatsın. Yavrumu topraklar sıkmasın. Türk adaletine güveniyorum. Yani bir daha Azra Gülendam'lar ölmesin. Yani çiçekler solmasın. Benim kızımın hayalleri vardı. Azra ile birlikte canımızdan bir parçayı daha toprağa gömdük. Bir kadını daha erkek terörüne kurban verdik. Geride Azra'nın yarım kalan hayalleri ve unutulmayacak gülüşü kaldı.